Selamlar. Bir cumartesi gününden Ferdilerle Elnalarla olan şarkıyı kaydettim. Şimdi back vokallerini mixine başladım. Ben Ferdilerinkini daha önce yapmışım. Kaç efekt vermişim. Şimdi bakın bu Abbey Road Studio diye bir plugin'i var. Ben ilk defa kullanıyorum. Daha önce kullanmadım. Ama tabii bu Waves'in modellemeleri zaten anlatmaya gerek yok. Dünya çapında bir firmadır yani Waves. Dünya çapında. Hiçbir şey yapmadım. Açtım bu plugin'i, tamam mı, back vokallere. Biraz equalizer açtım. İşte bu dizleri açıyor. Bu hangi şeyleri, bir dakika. Treble, delay. Arkadaşlar bakın buna. Bu equalizer sağ sol, hani hani stereo equalizer bu. Bunun monosu da var. Şu anda benim kanal iki kanal şey saldığım için mono açtığınız anda bilgisayarı daha az kasacaktır. Hani bu şunu oynattığında bu da oynuyor. Aynı şey. This bakın bu. Bu mesela L diyor. Bas diyor arkadaşlar. Bu basları. Yani birlikte çözüyoruz, biliyor musun? Yani ben müzikte her zaman kulağıma güvenmişimdir. Benim kulağım çünkü yalan söylemez. Ama bizden. Ama o tutturdu ses. Business. Para. Fora. Ama. Arkadaşlar mükemmel yaptı ses yani. Bakın kapatıyorum. Bizden. Crazy'den. Yani öyle yani, teneke gibi bir ses. Teneke gibi bir ses. Diz verdi, mid verdi, bas verdi, genişletti sesi, baba 10 numara. Şimdi buna ne lazım? Şimdi bakın bunun parametreleri var, dediğim gibi ben bunu kullanmasını daha ne bilmiyorum. Ve bu bakın çift taraflıdır. Sağ kanal, sol kanal. Burada kompresör var, limiter katı var. Hani biz, ben output'ta kullanıyorum, dynamic diyor. Burada da bir tane şey var. EQ dynamic press sıralamasını söylemiş şeyin. Şimdi bu EQ, bu EQ, bu dynamic, bu da press oluyor. Anladınız mı? Yani bu sıralamayı değiştiriyor. Şu üçünün sıralamasını. Şu anda benim equalizer burada. Dynamic, kullandığım dynamic ortada. Bu da press. Press'te neler var bakalım. Bu bizden. Crazy'den. Arkadaşlar bu bir distortion veriyor. Çok açmamak lazım. Biraz açabiliriz. Stereo olduğunu burada belirtmişim. Bu noise'da ne yapıyorsun? Şey veriyor. Sen söyle. Ya fıs sesi fıs. Bu bizden. Crazy'den. Yani biraz noise ver. Noise iyidir yani. Güzel yani. Bu bizden. Bu ne işe yarıyormuş? Bu bizden. Crazy'den. Fitness. Arkadaşlar ciddi anlamda ne işe yaradığını bilmiyorum. Bilmediğim için ortada bırakacağım bunu. Valla şu anda ses istediğim gibi oldu. Dizi geldi, bası geldi, doygunluğu geldi. Benim için bu yeterli. Şimdi bir tane buna şey atarım. Yani adına ne derse. Bir tane kompresör atarım. Biraz toplasın. Bu neymiş abi? Bunlar da daha yeni pluginler. Baba. Bu daha karışık, hiç ellemeyeyim. Benim standart o bildiğim kompresörü kullanıyorum. Kaç bu kompresör? Bu bizden. Crazy'den. Fitness. Şimdi atak değeri bakın 0.3. Yani çabuk girip devreden çıkma atak ne zaman gireceğini söylüyor. Release'de kompresör devreye girdikten ne kadar zaman sonra çıkacak? 0.6 milisaniye. Bunu ellemedim. Bu grid dediğin gibi ekstra şey, ekstra saturation. Rotatio'da sıkıştırma oranını söylüyor. 1/5, 2/5. Yani bunu ona 10 tarafına yaklaştırdığında iyice limiter gibi görev yapacaktır. Hani çok açmanızı tavsiye etmiyorum hani.
İki de kalsın yeterli. Bu bizden. Krizden. Yani 8'e geliyor, 8 ile 4 arası zıplayıp geliyor. O ben kulağıma güveniyorum hani. Her zaman kulağıma güvenirim. E tabi bakın şuraya da bakıyorum. Bakın şuraya da aynı zamanda bakıyorum bakın. Bu bizden. Ne kaça kadar vuruyor? Krizden. 18'e kadar vuruyor abi. Süper muhteşem bir değer. 18'e kadar vuruyor. 10 numara. Hadi bu defa şeyin equalizer'ını vereyim. Bu da iyi baba. Jazz bastırını. High pass. Evet arkadaşlar high pass diyoruz. Kimler arıyor? Tamam baba. Şimdi abi devam dedik. Bu bizden. Bizden. Zeytus. Arkadaşlar çok iyi. Tam istediğin gibi. Ses tam istediğin gibi. Tam. Hiç ellemeye gerek yok. Yani bu maksat değil. Bu oradan bir tane ekolojisi çok şey. İstediğin sesi elde ettin mi? Bırak elleme. Doğallık iyidir baba. Çünkü adamlar bunları yapmış yani. Bu pluginleri yapanlar yapmış. Sen ses kaydını doğru düzgün yaparsan okumanı doğru düzgün yaptın anda zaten. Bu bizden. Krizden. İşte, yani burada ekstra dediğim gibi ben burada mix'in belli bir kısmını halledeceğim. İkinci kısımda da yine devam ediyorum. Bu kanalları çıkartacağım çünkü yükselince bir de gözle de görmem lazım. Ben gözle görmeden ikna olmuyorum hiçbir şeye. Yani ben gözümle de göreceğim hani ne boyutta o vokaller yüksek mi alçak mı hani görmek zorundayım. Çünkü bana çok normal gelen bir şey. Orada çok şişikse o vokal dediğim gibi o nokta önemli. Business, para, fora, ama şuna, bu, bana. Ya bu araları temizleyelim. Şimdi ben buna da manipülasyon efektleri atınca. Ya bu halde ama iyi gelmesi lazım. Şöyle bir şey, bazıları yapıyor, işte ses kaydını alıyor. Abi diyor işte bu daha mixte. Oğlum ama mixte ne kadar düzelecek? Sen okumadıktan sonra bu neyin mixi yani? Equalizer veriyorsun, kompresör veriyorsun, autotune vesaire yani. Yani o işi şeye bırakmayacaksınız yani. Mixte toparlanır mı? Sen okumadığın şey oldu yani. Sen çirkinsin, seni gidip Adriana Lima mı yapacak yani kuaföre? Yoksa baba sen kılıksızsan, tipsizsen yapacak bir şey yok. Başında saç yoksa gelsen gidip Maradona mı yapacak seni şey? Kuaförde yani 25 liraya Maradona mı olacaksınız? Ya mümkün değil. Hayal peşinde koşmayın. Benim. Tabi burada farklı kelimeler söylemişim. Benim. Fark etmiyor. Yanlış okumuşum. Fark etmiyor baba. Yani ben takmıyorum o kadar. O zaten alttan geleceği için onlar onu anlamayacak bile dinleyenler. Benim ne söylediğimi anlamayacaklar bile. Tabi ya bu da mixtape bir parça 97 bu. Kaçta okudum? 93'te falan okudum galiba. Ya şu anda baya yani bilgisayarda kasmaya başladı. Neden kasmaya başladı? Yüklü çünkü pluginler baya yüklü. Şu anda arkadaşlar pluginler epey bir yüklü. Öyle söyleyeyim anaka. Çünkü burada bakın. Buralar komple yüklü yani. Bana mı? Sanım. Ya düşünsene bunlara reverb falan gelince. Ama şu anda sound'u süper. Mükemmel bir sound oldu ya. Şimdi bakın. En büyük hata. Bu stüdyo mikrofonları arkadaşlar. Yani stüdyo mikrofonlar dinamik mikrofon değil. Abanarak bunlara bağırmayın. Deli gibi böyle bir anda. Deyip sonra düşük sesle. Ya sabit bir seste gidin. Bu her sesi alıyor. Bunlar hassas. Yani düşük bir sesi alçaltabilirsin ama patlamış bir sesi cartlamış, curtlamış bunu düzeltemiyorsun. Bağırmayın yani bağırmayın. Öyle çok yüklenmenize gerek yok çünkü bu mikrofonlar alıyor. Fazlasıyla sesi alıyor. Dediğim gibi yani. Equalizer'la açabilirsin. Size şimdi kuru geliyor. Sen duymuşsun böyle kuru geliyor ama sen o equalizer'lar, reverb'ler verince o ses açılıyor. Ama sen bağırmışsın. Maz düzelteceksin baba.
Bu defa equalizer'la o kısmaya çalışıyorsun. Hani kısmaya çalışmak kötü bir şey. Demek ki equalizer'ı açabilmemiz lazım. Ama sen öyle bir kayıt almışsın ki ben onu rayına sokabilmek için kısmaya çalışıyorum equalizer'la. Bu yanlış bir şey. Bunu zaten profesyonel müzisyen yapmaz. Bilir yani. Ya şöyle yani zaten pes seslerle mümkün değil. Yani bas böyle kalın okuduğunuz pes seslerle mümkün değil patlatmanız. Bu cıvık ince tonlarda o midlerde böyle. Ve bazı insanların da sesi midtir tizdir. Onlar bunu bilerek ona göre okuması lazım. Düzeltemezsin baba, kralı gelsin düzeltemez. Sonra sesim öyle çıkıyor böyle bir çıkıyor. Ya kardeşim sen öyle okumuşsun. Ben ne yapayım abi? Yani arkadaşlar durum bu. Bu plugin de yani dehşet bir plugin de. Dediğim gibi bakın şeye verdim. Lappadak oturdu ya baba, böyle bir şey var mı? Lappadak okudu yani. Yani lappadak oturdu baba. Bu kadar mı olur yani? Şimdi burada şeylerim var. Tape delay var. Mesela bir tane daha bir şey kuralım. Bir tane daha ya, gerçi burada reverb vermeyeceğim burada. Dünya kurtulamaz bu yüzden. Petrol, euro, fitness. Her şey business. Sen gerçek para. Gerçekler para. Ama boş boşuna. Şimdi bu ana vokale biraz manipülasyon yapacağım. Tamam baba yani bu. Bu yani kardeşlerim bu. Bu yani. Çok da şey yapmayın yani. Aymış. Varsa ağırlığı güzelliği bir şarkının. Bunlar Ferdi'nin vokalleri. Kapıları açadayım. Benjamin Franklin. Her şeye hakim. Kadromuz piyasada, raf ömrü yok. İsteyeni bizde, cash money çok. Piyasada 20 yıldır adımız var. Ateşten gömlek bize geliyor dar. En sevdiğim dostları yanındayım. Bayım tadını çıkar, sus aslan. Bu Ferdi'nin vokali yani. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani işte bu equalizer sıralamasında da ilk önce equalizer. Baba ben hep karışık gidiyorum. Aklıma ne gelirse öyle veriyorum. Onu düşünmüyorum. İlk önce equalizer mi vereceğim? Kompresör mü? Hiç belli olmuyor baba. Hiç belli olmuyor. Yani kendinizi böyle hani belirli pluginlere işte kitlemeyin. İlla onunla yapacağım. İlla bununla yani. Plugin çok arkadaşlar. Deneyin yani. Deneyin yani presetlerine bakın. Böyle tek bir tane plugin'e şey yapmayın yani, yüklenmeyin. Hep onun üzerinden. Adam onu kullanıyor. İşte bu kompresör çok iyi. O equalizer yani. Deneyin baba. Çünkü gözünüz aynı şeyi göre göre de sıkılıyor. Kapatıyor.